Şimdi yine kaldığımız yerden devam edelim. 14. bölüm. Bedir'de iki ordu. Bu ordu Mekke'den kalkıp Bedir köyüne varıncaya kadar her konakta Ebu Cehil, Saffan bin Ümeyye, Süheyl bin Amr, Şeybe ve Utbe bin Rebia, Kays bin Sababe, Abbas ve Ebu'l-Buhteri nöbetleşe onar yahut dokuzar deve kesip askere yedirdiler. Onlar Mekke'den kalkıp da Bedir'e gelirken Ebu Sufyan sahil yoluyla kervanı kaçırarak maksadına ulaşmış ve ordunun geri dönmesi için haber göndermişti. Lakin Ebu Cehil'in teşvikleri üzerine Kureyşliler geri dönmeyip Ehl-i İslam'dan intikam almak üzere Bedir'e kadar gelmişlerdi. Fakat Zühre oğullarıyla anlaşmalı olan Übeyye bin Şerik, kervan kurtuldu, maksat hasıl oldu, artık geri dönmek lazım geldi diyerek Zühre oğullarından orduda bulunanlarla anlaşıp geceleyin çıkıp gittiler. Adi oğulları zaten orduyla gitmemişti. Zühre oğulları da bu suretle ayrılarak dönmüş olduklarından Bedir vakası da bu iki kabileden telafat olmamıştır. Fakat öteki Kureyş kabileleri hepsi bu vakada bulunduğu için hallerine göre zarar görmüşlerdir. Resul-i Ekrem Kureyş kervanının nerede olduğunu araştırmaktayken Safra konağına gelince Mekke'den bir ordunun çıkmış olduğu haberi alındı ve İslam ordusu müşkil bir durumda kaldı. Çünkü 50 kişiyle korunan bir kervanın üzerine gönderilen bir toplulukla öyle iyi hazırlanmış bir ordu karşısına çıkmak güçtü. Halbuki kervanın peşine düşülse uygunsuz bir yerde Kureyş ordusuyla karşılaşmak ihtimali vardı. Geri dönülmekse büyük bir utanç olurdu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem ashabını toplayıp istişare ederek ''Ne dersiniz? Kervanın peşine mi düşmek istersiniz yoksa Kureyş ordusunun karşısına mı çıkmayı tercih edersiniz? Bu iki yoldan birini Cenab-ı Hak vaat etmiştir.'' dedi. Onlar da ''Biz kervan niyetiyle çıktık. Eğer büyük bir orduyla muharebe edeceğimizi bilseydik daha tedarikli gelirdik diye cevap verdiler ve kervanı takip tarafını tercih ettiklerini söylediler. Resul-i Ekrem onların bu cevabından üzüldü. Fakat Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Peygamber'i memnun edecek sözler söyledi. Hazreti Ömer de onu teyit etti. Bunun üzerine Miktat bin Esved radıyallahu anh ortaya çıkıp, ''Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın emri neyse biz ona itaat ederiz.'' Her ne surette olursa olsun seninle beraberiz. Allah'a yemin ederim ki dünyanın neresine gitsen seninle beraber gideriz dedi. Resul-i Ekrem Miktat'ın sözlerinden pek ziyade memnun oldu. Ensar evvelce Akabe'de biat ettikleri zaman Hazreti Peygamber kendi memleketlerine gelirse onu evlat ve iyalleri gibi koruyacaklarına taahhüt etmişlerdi. Fakat Medine dışında muharebe edeceklerine dair bir sözleri olmadığından onların da fikirleri sormak lazım geldi. Resul-i Ekrem Ensar'a hitaben siz de bir fikir veriniz dedi. Ensar'dan Sa'd bin Muaz radıyallahu anh bizlerden mi bahsediyorsunuz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Hazreti Peygamber de evet dedi. Hazreti Sa'd şu yiğitçe cevabı verdi. Ya Resulallah biz sana inandık. Allah tarafından getirdiğin şeylerin hak olduğunu kabul ettik. Sana itaat ederek uyduk ve bu hususta söz verdik. Artık siz ne dilerseniz emrediniz. Seni gönderen Allah hakkı için eğer denize girsen seninle beraber gireriz. Hiçbirimiz geri kalmayız. Biz düşmana karşı çıkmaktan çekinmeyiz, muharebeden geri dönmeyiz. Biz sabredicileriz ve doğru kimseleriz. Cenab-ı Hakk'a yalvaralım ki bizden memnun olacağınız işleri bize göstersin. Hemen Allah'ın lütfuyla bizimle istediğiniz tarafa buyurun gidelim dedi. Resul-i Ekrem fevkalade memnun oldu. Öyleyse Allah'ın lütfu ve bereketiyle yürüyünüz dedi. Ordusunu Bedir köyüne doğru yürüttü. Yolda Resul-i Ekrem, sizi müjdelerim. Allah bana iki taifeden birini vaat etti. Allah'a yemin ederim ki ben adeta Kureyş'in düşüp telef olacakları yerleri görüyorum dedi. Bedir'e varılınca da burada filan, şurada da filan ölecektir diye mübarek eliyle gösterdi. Muharebe esnasında hep öyle oldu. Hiçbirinin yeri şaşmadı. Yani müşriklerden her kim için yer gösterdiyse muharebe esnasında o müşrik orada düşüp can verdi.
İslam ordusu Kureyşilerden önce Bedir'e vardı. Resul-i Ekrem nereye karargah kurulmasının uygun olacağını ashabıyla görüştü. Hubab bin Münzir radıyallahu anh'ın reyi üzerine ordunun mevkii değiştirildi. Bedir köyünün en sonundaki kuyusu önünde ordu kuruldu ve yanında askerler için büyük bir havuz yapıldı ve suyla dolduruldu. Öteki kuyuların üzerine de çer çöp atıldı. Bu surette Kureyş ordusu susuz kaldı. Fakat Müslümanların suyu da azdı. Abdeste ve hayvanlara yetmiyordu. Şeytan da bazılarının kalbine vesvese vererek susuz kalacakları korkusuna düştüler. Halbuki Cenab-ı Hak o gece Kureyş ordusunun içine bir korku düşürdü ve ehli İslam'a da bir tatlı uyku verdi. Kureyş taifesi İslam ordusuna nazaran kuvvetleri kat kat olduğu halde telaş ve düşünce içindeydiler. Müslümanlarsa emniyetle uyuyordu. Ertesi günkü Ramazan-ı Şerif'in 17. Cuma günüydü. Sabahleyin yağmurlar yağdı ve seller aktı. İslam ordusu suya kandı. Bazılarının kalbindeki şeytan vesvesesi gitti. Yerler de pekleşip yürüyüş kolaylaştı. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh Resulullah için hurma dallarından bir gölgelik yaptırdı. Hazreti Peygamber yarı gârı yani mağara arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'le birlikte onun altına girdi. Sa'd de kılıcını takınıp ensardan birkaç zatla beraber o gölgeliğin kapısında nöbet tutmaya başladılar. O sırada Kureyş ordusu meydana çıktı. Müşrikler hep zırhlı bir halde ileri yürüdüler. Sayıları 1000 kadardı. İçlerinde 100 atlı ve 700 develi vardı. Sayıları Müslümanların 3 misli, silah ve kuvvetleri de kat kat üstündü. 3 bayrakları vardı. Biri Ebu Aziz Zürare bin Umeyr'de, ikincisi Nadr bin Haris'te, üçüncüsü Talha bin Talha'daydı. Harp meydanına geldiler, yer tutup saf oldular. Müslümanlar da onlara karşı saf olup durdu. Ne tuhaf tesadüftür ki Umeyr'in oğlu Ebu Aziz, Kureyş ordusunun birinci bayraktarı, kardeşi Mus'ab ise İslam ordusundaki muhacirlerin sancaktarıydı. Kureyş ordusunun eşrafı ve ulularıyla muhacirlerin çoğu uzak yakın hep birbirinin akrabasıydı. Mesela Resul-i Ekrem'in büyük düşmanları olan Halef'in oğlu Ümeyye ve kardeşi Übey, Resul-i Ekrem'in ceddi alası olan Mürre bin Kab'ın kardeşi Hasis'in soyundan ve Ebu Sufyan'ın adı geçen kervanda yoldaşı olan Amr bin As'ta Beni Sehm'den, Beni Sehm ise böylece Hasis'in neslinden oldukları gibi ashabın büyüklerinden Ömer bin Hattab ve Said bin Zeyd de Mürre'nin diğer kardeşi olan Adi bin Kab neslindendiler. Bütün ashabın en büyüğü olan Ebu Bekir'le yine ashabın büyüklerinden Talha, Mürre'nin oğlu Teym'in soyundan oldukları halde Resul-i Ekrem'in en büyük düşmanı olan Hişam'ın oğlu Ebu Cehil'le Halid bin Velid de Mahzum oğullarındandılar. Mahzum oğulları ise Mürre'nin oğlu Yakaza'nın torunlarındandılar. Daha garibi ise Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah kendi yanında, diğer oğlu Abdurrahman ise müşrikler arasındaydı. Nadir bin Haris ki Resul-i Ekrem'e çok büyük düşman olup hatta Hazreti Peygamber Kur'an okurken Muhammed size eski masalları söylüyor diye alay ederdi. O da Abdümenaf'ın kardeşi olan Abdüddar oğullarından olduğu halde Asap'tan Zübeyir bin Avvam, Abdümenaf'ın diğer kardeşi olan Abdül-Uzza evladındandı. Kadınların efendisi Hatice-tül Kübra'da Abdül-Uzza evladından olup kardeşi Nefel bin Hüveylid ise ehli İslam'ın büyük düşmanlarındandı. Yukarıda adı geçen kervanın reisi Ebu Sufyan, Resul-i Ekrem'e büyük düşmanlığı olan Ebu Muayt oğlu Ukbe, Abdüşems'in oğlu Ümeyye'nin torunları ve Kureyş'in en büyük reislerinden olan meşhur Utbe ve Şeybe, Abdüşems'in oğlu Rebiya'nın oğulları oldukları halde, muhacirlerin büyüğü olan Ubeyde radıyallahu anh de Abdümenaf'ın torunu ve Haris bin Abdülmuttalib'in oğluydu. Rebiya oğlu Utbe'nin bir oğlu Velid, kendi yanında, öteki oğlu Ebu Huzeyfe, Müslümanlar arasındaydı.
Evvelce Mekke emiri yerinde bulunan Abdülmuttalib'in oğlu ve Resul-i Ekrem'in amcası Abbas da Kureyş ordusunun en büyüklerinden olduğu halde muharebe meydanına gelince karşısında büyük kardeşi Abdülmuttalib'in oğlu Hamza'yı buldu. Abdülmuttalib'in oğlu Haris'in çocukları olan Ebu Sufyan ile Nevfel de müşriklerle beraberdi. Abdülmuttalib'den sonra Kureyş'in Haşimi kolunun reisi olan Abdülmuttalib'in oğlu Ebu Talib'in çocuğu Hazreti Ali de muharebe meydanında büyük kardeşi Akil'in karşısındaydı. Resul-i Ekrem'in kerimesi Zeynep radıyallahu anha hazretlerinin zevci olan Ebu'l-As bin Rebi de masar olduğu peygamber hısımlığı şerefini bir tarafa bırakarak Resulullah'a karşı silah çekip geliyordu. Araplar şimdiye kadar ırk ve soy gayretiyle muharebe ederlerken, o gün aynı kavim ve kabileden birçokları iki bölük olup birbirine karşı safta bulunmaları Kureyşilerin çoğunu tereddüte düşürdü. Hususiyle Abdülmuttalip oğullarının harbe girişmeleri öteki Kureyş ulularının zoruylaydı. Karşılarında kardeş çocuklarını, amca ve dayı çocuklarını görünce çok büyük hayret ve tereddüt içinde kaldılar. İşte Utbe bin Rebia bütün bunları düşünerek derin bir mütalaya vardı ve ''Ey cemaat, kim kiminle cenk edecek? Birbirlerinin kardeşini, amca yahut dayılarının oğullarını mı öldürecek? Sonra bunlar nasıl yüz yüze bakacak? Bu olur şey mi? Siz bu işten vazgeçiniz ve aradan çıkınız. Muhammed'i Arap'ın başka kabilelerine bırakınız. Eğer onlar Muhammed'e galip gelirlerse sizin de istediğiniz olmuş olur. Siz hiçbir şey kaybetmiş olmazsınız.'' diye Hakim bin Hizam'la Ebu Cehil'e haber gönderdi. Ebu Cehil ise daima halkı muharebeye teşvik ve tahrik eder ve halkın gayret ve hamiyet damarlarına dokunacak sözler söylerdi. Hatta o gün atını mahmuzlayıp harp safından ileri atılarak, ''Bizler tek vücut halinde bir topluluğuz. Üzerine varılmaz ve yenilmez bir cemaatiz. Biz bugün Muhammed'den ve arkadaşlarından intikam alacağız.'' der ve galebe çalacağından hiç şüphe etmezdi. Hakikaten İslam ordusuna nispetle Kureyş'in kuvveti kat kat fazlaydı. Fakat peygamber ordusunun manevi kuvveti fevkaladeydi. Kureyş ordusunda muharebe etmek istemeyenler çoktu ve kendilerine soy sop gayretinden başka canlarını feda ettirecek bir keyfiyet yoktu. Müslümanlarsa din gayretini her şeyin önüne alarak hep birden aynı ruh ve aynı fikirde ve şehit olduklarında gideceği yeri görür gibi bir haldeydiler. Onların nazarında muharebede şehit olmaktan daha kıymetli bir saadet yoktu. İşte Ebu Cehil bu incelikleri düşünemiyor, muharebeyi kazanmak için askerin çokluğu yetecek zannediyordu. Ve Muhammedileri öldürmeye lüzum yok, onların ellerini arkalarına bağlayıp yederek Mekke'ye götüreceğiz diyordu. Bundan dolayı Utbe'nin sözlerinden canı sıkılıp onun nasihatini garazkarlığına verdi ve ona kötü sözler söyledi. Utbe, oğlu Ebu Huzeyfe'yi düşündüğü için halkın fikrini bozuyor yollu sözlerle Utbe'yi halk nazarında küçük düşürerek fikrini çürüttü. Beni Nahle'de Abdullah bin Cahş vakasında ölen Amr bin Hadrami'nin kardeşi Amir, Ebu Cehil'in öğretmesi ve teşvikiyle ilk olarak meydana çıkıp kardeşinin ismini anarak feryada başladı. Sanki kardeşinin kanını almak üzere ehli İslam tarafına ok attı.